Operatif bir yerde göstermiyorlar ki insana. Burası mıydı? Yok. Hayatım. Tatlım. Canım. Bak bu mutfak robotu. Bunu seyirciye anlatabilmek için en azından bunlardan bir tanesini görmen lazımdı değil mi? Ay görmedim. Ha, ben VJ'yim ya. Sen şimdi bunu kullanmasını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilen var mı? Var mı? Var mı? Hemşire. Hemşire. Bu delikli var ya. Kapağını kapatınca, çalıştırınca toz haline getiriyor. Öteki de rende. Bıçağını çıkarınca da karıştırıyor yani. Misker, anladın mı? Ya. Hanımefendi, rica etsek gelip bir anlatsanız. Tabii anacığım, insanlık ölmedi ya. Bak kardeşim. Şimdi bunun rendesi var ya, iki tip rendesi var. Bir yumuşak kılıcı, bir sert kılıcı. Mesela yumuşak rendesi beyaz peynir, ne bileyim ben domates falan, tamam mı? Sert rendesini havuç için. Havuç için. Peynir rendesiyle olur mu değil mi? İyi düşünmüş adam cihazlar. Sonra... Ne? Gitti. Beyefendi. Gitti. Efendim? Kız gitti. Ay, seksi bayan vardı ya, o gitti diyorum. Nereye gitti? Nereye gitti? Biraz sonra yayın başlıyor. Ben bundan böyle bir kazık bekliyordum ha. Oldu. Ben size meşguliyet yapmayayım. İyi günler. Dur, dur, dur. Gitmeyin. Hanıma bir allık pudra yapalım. Bugün robotu varmaz. Ne? Ben... Yapamam ki. Ben şey yapamam. Ben geçerken oradaydım. Gerçekten. Hanımefendi zaten 5-6 kişi seyrediyor programı. 3 dakika. Yani bakın nasıl kullanıldığını anlatın. Önünde fiyatı yok. Onu söyleyin. Bitti. Minnettar kalırız vallahi. Yok bence ben show dünyasını kendime yakın hissetmiyorum. Ayrıyeten nişanlımı salmaz o bakımdan. Zaten bizim program ev hanımlarına yönelik mazbut bir program. Kendi içinde. Mazbut mu? Ev hanımları mı izliyor? Zina bayat ekmek için çekiyorum. Mesela bunu dilim dilim kuruttuk değil mi anacığım? Atıveriyoruz bunun içine. Bakalım. Oh. Evet, çekiveriyorum. Ondan sonra at bunu, kapağını kapa. Nerede kapa? Kapağını kapa. At bunu dit friste. Ondan sonra yarın öbür gün farzemela köfte mi yapacağım? Tarator mu yapacaksın değil mi? Çıkarıveriyorsun. Öyle pratik oluyor ki. Sonra bakayım mesela haşla mercime. Bak burada haşlanmışı var. Çektiriver bunu bak burada çekilmişi var. Ondan sonra böyle kaplarına kaplarına koy sakla. Sonra tazecik çıkarmış gibi sıcacık mercimek çorbanı yap. Sonra bak bunun bıçağını tak tamam mı? Kabak rendili, havucunu rendili. Dök üstüne sarımsaklı yoğurdunu. Ondan sonra geçir miskerinden. Misafirin geldi. Ver sofraya. Allah seni inandırsın içine düşüyorlar. Sonra Makbule ablam dediydi dersin. Bakayım. Ay, burada ne? 39.500 mü? Anacığım bedava. Taksitte yapıyorlar buna. Vallahi değer. Yeminle. Yani ben aldım. Gerçekten Allah sizi inandırsın. Hakikaten. Günde en az 1 saat kazandırıyor insana. Sen de o 1 saatte ne bileyim efendim bir manikürünü yap, bir oyna, bir dizini seyret. Değil mi anacığım? Yönetmenimiz kapatalım diyor. Oldu anacığım. Siz anladınız. Alet bu. Tamam mı? Numarayı da yazdırdılar inşallah. Yazdı mı ekranda? Onu arıyorsunuz. Bunu sipariş ediyorsunuz. Tamam mı? Gülüm. Canım benim. Hadi size hayırlı günler. Ocakta yemeğe falan olanlar bir gidip baksın. Hadi. Vay vay. Hoşçakalın. Çıktık. Bak Pülü Hanım. Rekor sipariş almışız. Oh, hayırlı ol kazançlar. Şimdiye kadar görünmemiş bir şey. Ev hanımları size bayılmış. Allah bir bereket versin. Hadi oldu o zaman. İyi günler. Programı sürekli sunmaya ne dersiniz? Bak anacığım gömleği böyle 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 ütüledin. Ondan sonra anacığım artık bir zahmet affınıza mağduren gömleğin yakasını normal ütüyle geçeceğim.
Ama bak sen beni Kaile'ye al bak. Sonra Makbule ablam dediydi dersin. Çarşaftı, efendim, yastıktı. Ondan sonra masa örtüsüydü. Yeminle bak bununla 5 dakika komple şaşar kalırsın. Ben telefonum. Alo. Makbule abla. Sizi çok seviyoruz. Gerçekten bizden birisiniz. Ha söyle gülüm. Canım. Ha. Dünkü verdiğiniz tatlı tarifini programın sonunda bir kere daha verebilir misiniz? Bir de bu tanıttığınız ütü kolayla kullanılabiliyor mu? Ha tabii bak. Güzel soru. Bravo sana. Tabii. Kolayla da kullanılır ama ben sprey kola tercih ediyorum. Şimdi al. Değil mi? Bunu yakıştırmaya söylüyorum. Sprey kolayı böyle bir sık, akabinde ütüyle geç. Mumya gibi olur vallahi billahi. Tatlı tarifini programın sonunda tekrar vereceğim. Reklam aramız varmış. Buna bak program tuttu ya, reklam alıyorlar artık ya. Hadi anacığım, ben 5 dakikaya buradayım. Çayınızı koyun gelin. Yayından çıktık. Makbule Hanım. Harikaydınız. Ay sağ olasın işte. Elimizden geldiği kadarıyla. Bir yemek kitabı teklifi var. Yayından sonra görüşmek istiyorlar. Ne dersiniz? Ay yine mi ya? Kaçıncı teklif? Her akşam program çıkışı toplantı yapmaktan saat 10'dan önce eve gidemez oldum. Bakalım kısmet. Gömleği böyle 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 ütüledin. Ondan sonra anacığım. Artık bir zahmet affınıza mağduren gömleğin yakasını normal ütüyle geçeceğim. Ama bak sen beni Kaile'ye al bak. Sonra Makbule ablam dediydi dersin. Çarşaftı, efendim, yastıktı. Ondan sonra masa örtüsüydü. Yeminle bak bununla... Alo Tahsin Bey amcamcığım. Ay ellerinden öpüyorum. Nasılsın? Keyfin nasıl Gıcır? Ay ben zaten alıyorum. Aslı'dan da Volkan'dan da alıyorum haberlerini. Geliyor zaten haberler. İyi. Her şey yolunda diyorsun. He iyi. Tahsin Bey amcacığım. Acaba diyorum bu Makbine'nin televizyona çıkmasıyla ilgili ne diyorsunuz? He, beğenerek izliyorsunuz. He, mazbut bir program diyorsunuz. He, peki acaba diyorum bu şey... Makbule'nin annesi Hamiyet Hanım'la beyefendi acaba programı seyrettiler mi? Dekolte filan? Ha, gurur duyuyorlar diyorsunuz. Ha, ben de beğeniyorum tabii. Canım ben de beğeniyorum. Tabii ki herhangi bir sorun yok. Sadece çok yoruluyor diye söylüyorum. He, ha, tabii. İyi akşamlar. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Ay, iyi akşamlar Burhan Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar şekerim. Günün nasıl geçti? Şov dünyası falan. Ay, reytingler tavan yapmış. Bugün farz-ı meral bir tane ütü tanıtımı yat. Ah, bak bu iki programın tekrarını veriyorlar. Ay bir sattı bu ütü, bir sattı. Ay kız ben de alacağım onlardan biliyor musun? Gömlekler falan hepsi bumburuşuk. Bir ütü yapan yoktu ondan. Ay alın bence ya, o kadar güzel bir ürün ki. Ay kız bugün programı seyrettim. Ya poponu da bassaymışsın acaba dedim aklımdan. Sen de? Elbiseyi diyorum ne kadar natürel, dekolte falan diyorum. Çok ay, güzeldi. Sağ olun yönetmenim, çok beğendi. Yemişin senin yönetmenini. Ya bu yönetmenin karısı kızı yok mu? Çocukları yok mu? Gecenin bir saatine kadar nasıl çalışıyor? Yazık değil mi bu adama ya? Anacığım bir işine aşık bir insan. Bu saate kadar toplantı yaptık ya. Siz bir şey yediniz mi bari? Kapıcının yaptığı nohutu yedim ya. Oh, afiyet olsun. Bu lokumları kaldırayım mı büfeye? Ay sen hiç zahmet etme. Onu da ben yaparım. Ay çok düşüncesin.
Aman be, çok teşekkür ederim. Hadi iyi geceler, ben yatayım. Çok yorgunum. İyi dinleneyim, yarına suratım düşmesin. Hadi bay bay. Ben senin suratına... suratı düşecekmiş. Suratsız meymenizsiz. Ay, Aslı'ya doğum günü hediyesi lohum. Olur mu lan bu Burhan? Hı? Olur lan mı? Vallahi olabilir ha. Olur mu lan Burhan? Lohumlar. Lohumlar hediye değilmiş, tabak hediyeymiş. Allah'ım yarabbim ya. Lohumların hepsini ben yedim, ne yapacak acaba? Erken geldin bak, bile yemek mi yapacaksın yoksa? Ay nerede anacığım? Üstümü değiştirip tekrar dışarı çıkacağım. Şurada yeni ürünlerle ilgili iş yeme toplantı yapacağız. Gel lan buraya. Kırarım kız senin bacaklarını. Başlarım seni toplantına toplantına. Yemişim seni toplantına. Hiçbir yere gitmiyorsun, izin vermiyorum sana. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? Ben kariyer kadını falan istemiyorum. Artist misin nesin ya? Kıçını başını açıp televizyona çıkamazsın. Ben seni aile kızı zannettim. Hoş bir kız zannettim. Sen gittin kabak çekirdeği gibi açıldın lan. Burhan Bey. Bundan sonra evde oturacaksın. Ütü yapacaksın. Yemek yapacaksın. Bana bakacaksın. Yemek vereceksin. Ben yiyeceğim. Bundan sonra hiçbir yere izin vermiyorum. Vermiyor musunuz? İkili etmen adamı. Maçoyum. Ayıyım. Ve hiçbir şeye izin vermiyorum. Açıldı mı? Hasretme adamı. Nerede kaldınız? He? Bunca zaman... ha? Bunu bekledim sabırla. Bana ne zaman sahip çıkacaksınız diye. Sonunda oldu işte. Geç bile kaldınız. Ne? Kıymetimi anlamanız benim için en değerli ödüldür Burhan Bey. Sizin için zevkle şov kariyerimden vazgeçerim. Benim zaten en zevkli kariyerim sizsiniz Burhan Bey. Ya bak bile bekle deniyor. Nereye bağlayacak diyor. Ya sana da her şeyimiz sağmış ha. Ay fırınım, ocağımı, mutfağımı özür. Şimdi gelip çeşit yemekler döktürüm. Hem biliyor musunuz Burhan Bey, spot ışıklarından da benim cildim çok zarar görmüş. Ay benim yerim sizin yanınız burası Burhan Bey. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ıma kurban. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.